Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem Borsa İstanbul'daki tabloyu değerlendireceğiz ki endeks şu anda yeniden %2 kadar primle güne devam ediyor. Hem aynı zamanda önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul tarafında yatırımcıların beklentileri nasıl şekilleniyor, yatırımcı davranışları nasıl şekilleniyor, aracı kurumların durumu nasıl, bunları konuşacağız. Alternatif Yatırım Genel Müdürü Atilla Pembeci bizlerle birlikte olacak. Ayrıca yine son dönemde yaptığı yatırımlarla konuşulan bir başka şirket Global Ports Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'la arkadaşımız Burak Karagöz'ün yapmış olduğu bir röportaj var. Onu da programımız çerçevesinde izleyebileceksiniz. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Temmuz'da yıllık %0.7'lik beklentinin üzerinde 0.8 olarak gerçekleşti. Amerika'da aylık bazlı üretici enflasyonu ise Temmuz'da 0.1'lik beklentinin üzerinde 0.3 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program hazırlıkları kapsamında finans dünyasının temsilcileriyle buluştu. Yılmaz, OVP'den en önemli beklentinin tasarruf oranlarının artırılması olduğunu vurgularken, 2026 perspektifinde hatırlayacağımız orta vadeli programımızın hedefi tek haneli bir enflasyona ülkemizi ulaştırmak diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün önceliklendirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda son derece kararlıyız, vergi, kredi ve teşvik politikasını bütün bu hususları ona göre şekillendireceğiz dedi. Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari denge Ekim 2021'den bu yana ilk kez aylık bazda fazla verdi. Haziran ayında cari denge 300 milyon dolarlık beklentiye karşılık 674 milyon dolar artıda kapanış yaptı. Uluslararası Enerji Ajansı Temmuz ayına ilişkin yayınladığı küresel petrol piyasası raporunda petrol tüketiminin rekor seviyeye yükseldiğini ve bu nedenle Ağustos'ta fiyatların yükselme ihtimali olduğunu açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı küresel günlük petrol tüketiminin Haziran'da Suudi Arabistan liderliğindeki arz kesintileri nedeniyle ilk kez günde 103 milyon varile ulaştığını kaydetti. Haberleri aktardık, piyasaya bakalım. Şu an itibariyle sanayi endeksteki getirilerle birlikte endeks %3 kadar buradan gelen katkıyla %2,5 civarında primle devam ediyor. Türk Hava Yolları endeksi 16 puan, Tüpraş 13 puan, Koç Holding 8 puan kadar yukarı itiyor. Şişe Cam'dan yine endeksin 8 puan kadar katkı aldığını, Sabancı Holding'inde endekse 7,5 puan kadar katkı yaptığını söyleyebiliriz. Genel anlamıyla baktığımızda güçlü bir görünüm var bu tarafta. Bankalardaysa ikinci gün üst üste realizasyon devam ediyor. Şu an itibariyle %1 kadar büyük bankalarda satıcılı seyir olduğunu görüyoruz. Yapı Kredi'de, İş Bankası'nda, aynı zamanda Vakıfbank'ta %1'ler civarında geri çekilme var. Akbank açısından da tablo bundan çok farklı değil. Biraz daha yataya dönmüş durumda orası diyelim. Genel olarak baktığımızda buralarda tablo böyleyken özellikle dolar TL tarafında 27.06'lar civarında fiyatlama olduğunu görüyoruz. Burada fiyat adımlarının bir parça genişleyerek hareket ettiğini söyleyebiliriz. Hani anlık işlemlerde 1-1,5 kuruşluk farklar görülebiliyor. Ama 27 liranın üzerinde neredeyse bütün haftayı geçirdiğimizi de hatırlatmış olalım. 29.71 ise Euro TL'de bulunduğumuz yer. Özellikle Amerika'daki enflasyon verisinin ardından Euro Dolar çaprazı 1.0976'lar civarında. Avrupa borsaları ise satıcılı. Çin kaynaklı endişeler burada ön plana çıkmaya devam ediyor. %1'in üzerine Stoxx 600 endeksinde eksi görüyoruz. Majör borsaların hemen hemen hepsi %1'in üzerinde kayıpla güne devam ediyor. Paris'teki kayıplar %1,5'a yaklaşıyor. Amerikan vadelilerine baktığımız zaman Avrupa'daki o negatif fiyatlamanın bir benzerinin burada da olduğunu ama daha mutedil seviyelerde gerçekleştiğini görüyoruz. %0.2-0.3 kadar Dow Jones ve S&P 500 vadelileri eksiden, Nasdaq vadelilerindeki kayıplarsa %0.6 kadar aşağıya işaret ediyor. Özellikle teknoloji hisseleri üzerinden gelen baskı Çin üzerinde de kendini hissettirmişti. Diğer piyasalarda da kendini net olarak gösteriyor. Sabah Asya piyasalarında, özellikle Çin piyasalarında da %2 kadar kayıpla gün kapanmıştı. Onu da hatırlatmış olalım.
Rakamları bu şekilde aktardık. Ebru Usta bizlerle birlikte. Şimdi Ebru, özellikle Merkez Bankası verilerinin geldiğini görüyoruz. Burada banka kartı ve kredi kartı işlemlerinde ciddi bir artış yaşandığını gözlemliyoruz. Makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde özellikle bireysel kredilere sınırlama geldiğini gözlemlemiştik. Bu sınırlamalar hem maliyetleri çok ciddi anlamda yukarı çekti, hem de aynı zamanda ister istemez bir miktar taşıt kredisi başta olmak üzere diğer kredi türlerinde yavaşlamayı beraberine getirdi. Vatandaşların burada özellikle ihtiyaç kredisi yoksa oradaki faiz oranı, aktif faiz oranı, politika faizine biraz daha yakınsamış olan kredi kartına döndüğünü gözlemliyoruz. Evet, son verilere göre ciddi değişiklikler var diyelim. Özellikle hem faizlerde hem krediler tarafında önemli terse gidişler var. Faizlerde, krediler tarafında yukarı gidiş, mevduat faizinde aşağı geliş belirginleşmiş durumda son haftalarda. Mevduat faizleri %42'lerden, o seçim dönemindeki %42'ler seviyesinden %27'lere kadar geri çekildi. Buna karşılık ihtiyaç kredilerinde çok ciddi bir artış var. Yine seçim dönemindeki %25'ler seviyesinden %47.7 yıllık bazda ortalamaya yükselmiş durumda. Yine ticari krediler tarafında da %10'lardan %30'ların üzerine çıkmış kredi faizleri. Bununla birlikte kredilerde yavaşlama da çok belirginleşmiş durumda. Ticari kredi büyüme hızı 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici kredilerinde de %100'lük yıllık artışlar %28'lere kadar geri çekilmiş durumda. Verilere göre de tüketici kredilerinin tutarı geçen hafta 6.6 milyar TL artmış toplamda. Ama kredi kartlarına baktığımızda 182 milyar TL'lik artış var. Yani tüketiciler kredi kanalından alamadıkları o likiditeyi kredi kartı harcamalarıyla absorbe ediyorlar gibi bir durum var son dönemde. 182 milyar bir haftalık harcama. Baktığımızda harcamaların dağılımına birinci sırada market alışveriş harcamaları var. 29,5 milyar TL artmış son bir haftada. Kredi kartı harcamalarının içerisinde en büyük paya sahip olan alışveriş ve market harcamaları olmuş. İkinci sırada kamu ve vergi ödemeleri 15,8 milyar TL artmış son hafta ki Temmuz ayında MTV ödemeleri vardı. İlave olarak Ağustos ayında da bir MTV ödemesi daha eklenmişti son düzenlemeyle birlikte. Ağustos ayının ilk haftasında, Temmuz ayının son haftası, yani Temmuz'la Ağustos'un arası, yani 4 Ağustos'la biten haftada 15.8 milyar TL'lik kamu ve vergi ödemeleri kredi kartlarından ikinci sırada yer almış toplamda. Üçüncü sırada da çeşitli gıda, yine gıda, çeşitli gıda içerisinde yer alan kalemler 12.2 milyar TL'lik bir artış kaydetmiş. Aslında düşüş gösteren çok az sektör var kredi kartı içerisinde. Bunlardan en önemlisi, en büyük düşüş gösteren bir ayda, bir haftada %23 düşüşle elektrik, elektronik, kırtasiye, ofis malzemeleri sektörü olmuş. Çok az sayıda düşüş gösteren sektörlerin ilk sırasında yer almış elektrik, elektronik ve ofis malzemeleri, kırtasiye malzemeleri diyelim. İkinci sırada da mobilya sektöründe düşüş olduğunu görüyoruz. Son dönemdeki düzenlemeler ve fiyat artışlarıyla birlikte kredi kartı harcamalarında düşüş gösteren iki sektörden bir tanesi. Biri elektrik, elektronik, biri mobilya. Ama gıdanın ilk sıralarda yer aldığını, tüketici kredilerinden bulunamayan finansmanın diyelim, azalan finansmanın kredi kartları tarafına geçtiğini söyleyebiliriz net bir şekilde. Çünkü rekor seviyede haftalık harcamayla 182 milyar TL'ye son hafta ulaşmış durumda. Ebru, teşekkür ediyoruz. Aktardığım notlar için kısa bir aradayız. Sonra yeniden karşınızda olacağız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüne Londra'ya giderek başlıyoruz. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, Avrupa borsalarında satış şu an itibariyle ağır basmış gibi görünüyor. Özellikle Çin'de başlamıştı satış dalgası. Avrupa'da %1'in üzerinde kayıplarla devam ettiriyor.
Açıl, evet, sabah saatlerinden bu yana Avrupa borsalarına zaten satış vardı. Yani 3 gün sonra Avrupa endeksleri ilk kez bugün satışa döndü. Çin'e dair endişelerle birlikte ABD'den gelen üretici fiyatları verisinin ardından Avrupa borsalarına kayıplar biraz daha hızlandı ve %1'i aştı. %1,5'a ulaşan kayıplar var Avrupa borsalarında bugün. Madencilik ile gayrimenkul hisselerindeki düşüş bugün öne çıkıyor Avrupa'da baktığımız zaman. UBS hisseleri ise %4 civarı değer kazanıyor. Çünkü banka Mart ayında kredi Suisse'i devraldığı zaman yaptığı kayıp koruma anlaşması ve kamu likitte desteğini sona erdirdiğini açıkladı ve bu açıklamaların ardından hisseleri %4'ün üzerinde değer kazancıyla işlem görüyor. Bugün veriler tarafında İngiltere'den büyüme verisini aldık ve İngiltere ekonomisi bir yıldan uzun sürenin en güçlü performansını kaydetti ikinci çeyrekte. Haziran ayında ekonomi %0,5'lik bir büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte ise %0,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Hatta Bloomberg ekonomistleri ikinci çeyrekte İngiltere ekonomisinde bir büyüme öngörmüyorlardı. Tabii bu güçlü büyümenin temel nedeni aslında imalat aktivitesinde yaşanan sürpriz yükseliş. Aynı zamanda hem kamu tüketimi artış gösterdi hem de hane halkı harcamaları hızlı bir şekilde artış gösterdi. Mesela ikinci çeyrekte imalat sektöründe büyüme %0,7 seviyesine gerçekleşirken aynı dönemde hizmetler aktivitesi sadece %0,1 büyüdü. Fakat geçtiğimiz sene Ekim ayından bu yana aslında görmediğimiz bir tablo yaşandı İngiltere ekonomisinde büyüme dinamiklerinde. İlk kez 3 sektör yani hizmetler, sanayi ve inşaat sektörleri aynı anda büyüme göstermiş oldu. Her ne kadar bu büyüme verisi güçlü gelmiş olsa da yine de G7 ülkeleri arasına baktığımız zaman İngiltere ekonomisi hala en kötü performansı gösteren ülke konumunda. Çünkü pandemi öncesi seviyelerin altında performans sergiliyor İngiltere ekonomisi. İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla bu sene için büyüme tahminlerinde yukarı yönde revizyona gitmişti. Yani %0,5'lik bir büyüme öngörüsü var. Fakat 2024 ve 2025 yılı büyüme tahminlerini düşürmüştü. Resesyon öngörüsünden vazgeçtiğini açıklamıştı bu sene Mart ayında. Tabii aslında kurumların beklentilerine baktığımız zaman İngiltere Merkez Bankası'nın çok daha iyimser bir noktada evrildiğini öngörürüz. Fakat bugün gelen büyüme verisi faiz artırımı beklentilerini biraz daha güçlendirmiş durumda Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz notların için. Şimdi geçiyoruz araştırma masasına. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Tuğba Özay'la birlikteyiz. Tuğba, dün tüketici enflasyonu beklentiler çerçevesine gelince biraz moral bulur gibi olmuştu piyasa ama şimdi bugün gelen üretici enflasyonu biraz daha beklentilerin üzerine çıkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla çok ekstra bir fiyat etkisi, piyasa etkisi yaratmamış olmakla beraber zaten modu bozuk olan piyasada acaba tahvil faizleri üzerinde ne yapar, ne eder, biraz ona odaklanıyoruz. Tam aslında veriden sonra reytler tahvil faizleri bir miktar yukarıya geldi ama dün zaten özellikle 30 yıllık tahvil ihracına talep beklendiği kadar gelmediğinden zaten yukarıdaydı. Onun da etkisi vardı. Şimdi veri evet dediğin gibi hem çekirdek tarafta hem manşet tarafta beklentinin üzerinde geldi. Burada özellikle enerji maliyetleri yükselmişti biliyorsun. Onun etkisi enflasyon tarafına hemen yansımadı ama üfe tarafına yansıması biraz daha hızlı olmuş görünüyor. Burada özellikle önümüzdeki dönemde enflasyon tarafında bu enerji fiyatlarındaki artış önümüzdeki ay itibariyle oraya biraz daha yansıyacak. Hem bu doğrudan etki hem de üfe aracılığıyla dolaylı etki olarak enflasyon tarafına yansıması söz konusu. Haliyle enflasyon üzerindeki o tedirginliği önümüzdeki dönemde bir miktar artırabilir. Enerji fiyatları yükselmeye devam ederse şayet. Burada enerji fiyatları takip edilmesi gereken ana konu olarak ön plana çıkmakta. Detaylarına baktığımda biraz özellikle bu üfe tarafındaki biliyorsunuz mal talebi etkisinin artık bir miktar azaldığını görüyoruz. Orada hem inşaat tarafında hem özellikle ürün mal bunların üretimi tarafındaki o etki negatife geçerken hizmet tarafının bir miktar daha artıda kaldığını görüyoruz. Oradaki fiyatların yansıması bir miktar daha yukarıya çıkartmış detaylarda. Diğer taraftan hala şu anda mevcut seviyelere baktığımızda grafik aslında bize manşet enflasyon, çekirdek enflasyon, manşet üfe, çekirdek üfe grafiğini göstermekte. Enflasyon tarafı hala burada enflasyona bakarken tek başına fiyat artış hızı değil de üfeden de geçişkenliği baz alarak önümüzdeki dönemde beklentilere baktığımızda kırmızı ile görmüş olduğumuz çizgi aslında %2 enflasyon hedefini vermekte. Buradan hala hem manşet tarafta hem çekirdek tarafta bir miktar üstünde olduğumuzu görüyoruz ama kümülatif etkiden de bahsetmek tabii ki Fed'in de daha
daha önce toplantılarında dikkat çektiği noktaydı. Önümüzdeki dakikalarda yarım saat sonra Michigan verileri de açıklanacak. Onlar da önemli veriler. Orada özellikle tüketicilerin, hane halkının ekonomiye olan şu anki mevcut bakışlarını ve diğer taraftan beklentilerini yansıtan bir anket. Orada da Michigan tarafında beklentilere baktığımızda mevcut koşullar tarafında bir miktar iyileşme varken önümüzdeki döneme dair beklentilerde bir miktar bozulma olduğunu görüyoruz ki burada özellikle bu Fed'in para politikaları aslında beklentileri çıpalamayla alakalıydı. Buradaki beklentiler, önümüzdeki döneme dair beklentiler bozulma yaratırsa şayet bu tabii ki fiyatlama davranışları üzerinde de etkili olacak. Bu az önce bahsettiğim grafikle ilgili şunu da ekleyeyim hemen. Burada mor ile görmüş olduğumuz hizmet tarafı iken turuncu bölgesi biraz daha mal tarafını gösteriyor. O taraftaki etki negatife düşmüşken morlar biraz daha hizmet tarafından gelen etkiler olarak ön plana çıkmakta. Michigan'dan da bahsetmişken özellikle dediğim gibi şu anki koşullarda iyileşme varken beklentilerde bir miktar bozulma var. Ama burada özellikle önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki o beklenti ya da fiyatlardaki yükseliş nasıl olacak bunu takip ediyor olacağız. Son 3 aydır da tüketici iyimserliğinin artıyor olduğunu görmekteyiz. Saat 17 itibariyle de veri açıklanacak. Teşekkür ediyoruz Tuğba aktardığın notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında son bölümle karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Alternatif Yatırım Genel Müdürü Atilla Pembeci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi aslında son dönem özellikle Borsa İstanbul açısından bakıldığında yatırımcı tabanının ciddi şekilde genişlediği, yatırımcı bilgi düzeyi çok yüksek olmasa da halka arzlarla birlikte buraya eklemlenmenin ve aslında hızlı para kazanma yöntemi olarak da borsanın görülmeye başlandığı, alıp tutma, sahiplik ve şirket ortaklığı, temettü beklentisi bunlardan ziyade biraz daha kısa vadeli alternatifsiz olan borsada buradan para kazanma imkanı olarak gördü yatırımcılar. Ama şikayet de edemeyiz herhalde çünkü 5 milyona yaklaşan bir yatırımcı tabanına ulaşmış durumda borsa ve hani bizim yıllardır arayıp bulamadığımız ortam sermaye piyasasında bunca emek vermiş insanlar olarak. Şu anki yatırım ortamını hisse senedi yatırımcısı adına nasıl görüyorsunuz? Esasında tabii hem geçen sene de benzer bir süreç yaşamıştık. Yani piyasa aynen senin söylediğin gibi alternatifsizlikten, enflasyona karşı korunma içgüdüsünden dolayı yatırımcılar normalde hani mevduat yatırımcıları bile hisse senedi piyasasına giriyorlar. Bunun ve genel hatlarıyla da çok uzun süreli ralliler yaşayabiliyoruz. Orada da herkes çok mutlu oluyor. Ama işte geçen senenin ardından bu senenin başında yani uzun işte hem politik belirsizlik hem deprem ondan dolayı yani o uzun süreli rallinin oldukça uzun süreli bir düzeltmesi de yaşandı. O, yani esasında o 5 milyon yeni yatırımcı şimdi piyasanın hem yükselişini gördüler hem de düzeltmesini nasıl olabileceğini gördüler. Tecrübeleniyor insanlar. Ondan dolayı bu bence çok iyi. Yani iyi bir şey. Tabii herkes biraz acı çekebiliyor düzeltmeler esnasında. İşte eğer kredisini kaldıracı doğru ayarlayamıyorlarsa. Ama bunların hepsini de tecrübe ede ede bence son derece bilgili ve ne yapması gerektiğini bilen bir yatırımcı kitlesi kümesi oluşuyor. O 5 milyon yatırımcıdan. Herkesin farklı yatırım vadeleri ve temaları oluyor. Herkes ve onlar da tamamen deneyimleyerek bu piyasada daha kalıcı hale gelmeye başlıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii ki hani yatırımcıların genel perspektifi çok hızlı bir şekilde buradan gelir elde edebilmek üzerine kurulu. Ama bir yanda da piyasanın genel gidişatı konusunda bakıldığında şu anda işlem hacminin önemli bir bölümü bazı günler işte tek bir alıcıyla tek bir algoritmayla belirlenebiliyor. Dolayısıyla hani
yatırımcıların, kurumsal yatırımcıların nispi olarak eksik olduğu ortamda, yabancıda olmadığı için piyasada çok fazla. Hani bir kurum alıp endeksi taşıyabiliyor. Endeksten çıkmak istediğinde de ya da hisseden çıkmak istediğinde de aşağı itebiliyor. Evet. Dolayısıyla hani bireysel yatırımcı sayısının artması iyi ama bir taraftan da hani büyükler karşısında pek şans bulamayabiliyorlar. O yüzden bu tabloyu nasıl görürsünüz? Şimdi dün piyasa tarihin en yüksek işlem hacmini yaşadı. Çok ciddi bir işlem hacmi vardı. Hatta düzeltmeye de yüksek hacimli olduğu için bugün için bazı endişeler vardı. Ama o endişeler şu ana kadar şey yapmadı, çok fazla gerçekleşmedi. Şimdi diyoruz piyasada çok büyük işlem hacmi var ama piyasa esasında sığ. Çünkü o işlem hacminin hepsi tek yön, aynı yönde gidiyorlar. Ve birden işte böyle bir büyük bir satıcı geldiği zaman hemen işlem hacmi kuruyabiliyor ve alış kademeleri boşalıveriyor. Tersi de aynen satışta da geçerli. Ondan dolayı bu sığ piyasada trade etmek, hani günlük al sat yapmak her zaman çok iyi sonuçlar vermeyebiliyor bazen. Çoğu zaman terste de kalabiliyor yatırımcı. Hani day trade zaten kolay bir trading evet. türü değil. Evet. Ama ondan dolayı hakikaten bazen yani bireysel yatırımcıların çok ezilmesiyle de sonuçlanabiliyor eğer böyle bir yaklaşımı varsa. Ondan dolayı benim yatırımcılara tavsiyem ana trendi takip etmeleri. Yani ana trend devam ettiği sürece o gün içi dalgalanmalar eğer sahiden bunu özellikle bunu yapmak için ya da öyle bir stratejileri yoksa day trade stratejileri ya o günlük dalgalanmalardan çok fazla kaygılanmamaları ama ana trend dönüşe aşağıya doğru döndüğü zaman satışlarını hafiflemeleri hiçbir zaman tamamen full mal boşaltmamaları yükselişe geçtiği zaman da o yükselişin tepesine dibine bulmaya uğraşmadan sadece o trendin içerisinde kalarak maksimum getiriyi sağlamayı öneririm onlara. Bu durumda bu şekilde de esasında o büyük algoritmik traderların ya da HFT'lerin gazabına uğramazlar. Peki bir virgül koyalım Amerikan piyasasının açılışına ilişkin rakamları alalım. Melike Ayhan bizleri bekliyor New York'ta. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Melike, Asya işlemlerinde sabah Çin'de başladı satışlar. Avrupa işlemlerinde aynı perspektifle devam edildi. Dolayısıyla oralarda satıcılı. Amerikan piyasası da teknoloji ağırlığıyla satıcılı kalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Öyle, gerçekten ciddi bir sürpriz oldu bize üfe. ABD toptancı fiyatları Ocak'tan beri gördüğü en büyük çıkışı, sert bir çıkışı gösterdi bize Temmuz ayı itibarıyla. Ve Ocak'taki bu çıkışın ardında yatanlara bakmadan önce piyasa nasıl bir tepki gösterdi satışlarla. Dow Jones 56 puan aşağıda açarken diğerleri de senin de söylediğin gibi teknoloji ağırlıklı. Şu anda teknoloji 97 puan. S&P 500 15. Dow Jones biraz daha azalttı satışını ama satışta 10 yıllıklarda 4.12'de geçti. Ve şimdi ekonomistlerin ve Wall Street Journal'ın, Bloomberg ekonomistlerinin de tahminlerin üstünde gelen bu üfeye baktığımızda çoğunluğu hizmet fiyatlarındaki artıştan geliyor. Yani şimdi özellikle çekirdek üfeye bakarsak ki çekirdek üfe volatil, gıda, enerji, ticari hizmet fiyatlarını çıkarır. Onun %0.2 arttığını görüyoruz. Temmuz'da 0.1'den 2 katı kadar bir artış göstermiş. Şubat'tan beri gördüğü en yüksek artış bu. Ve şimdi bu çekirdek üfe yıllık bazda %2.7 artıyor. Temmuz'da geçen seneye baktım %5.8. Yani Temmuz 2022'de 5.8 iken şimdi 2.7'ye gerilemiş ama yine de yukarı çıkıyor. Bunun en önemli faktörü hizmet sektörü dediğim gibi mesela portföy yönetim hizmetlerinde ciddi bir artış var %7.6'lık. Ciddi bir artış bir oradan kaynaklanıyor. Geri dağılımına bakalım. Gıda fiyatlarındaki gıda maliyeti yatay 0.1'lik bir artış. Enerji fiyatlarında
aynı yani pardon artıyor ama beklenen kadar artıyor gıda fiyatları. Enerji fiyatlarında bir yataylık var Temmuz'da ama Ağustos'ta bunun da arttığını göreceğiz. Enerji fiyatları 0.7'lik bir düşüş aslında. Toptan gıda fiyatları %0.5 sıçramış. Tam anlamıyla fırlamış. Bir de üretim hattına bakarsak ara gıdalarda bir düşüş var 0.6'lık. Yani fiyat baskısı toptancı seviyesinde perakendeden daha ciddi. Peki Fed elini değiştirir mi? Daha henüz erken diyor. Birçok stratejist ve ekonomist Edyar Dande Fed artık kesinlikle tatile çıkar Eylül'ün sonuna kadar, daha doğrusu Ekim'e kadar. Ama Mayor Dellen'in de San Francisco Fed Başkanı olarak söylediği gibi enflasyonu düşürmek için daha çok yol alması lazım Fed'in demişti. Ki Atlanta Fed GDP Now Tracker'ı, gayri saf milli hasılayı takip eden bu endeks 3. çeyrek büyümesini %4.1 olarak hesaplamış. Yani gittikçe güçleniyor ama enflasyon istenilen yerde hala değil. O yüzden erken. Şimdi enflasyonu aldık. Birkaç saat sonra da Michigan Güven Endeksi gelecek. Bugün itibariyle diyorum söz. Tekrar size İstanbul'a veriyorum Açıl. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Alternatif Yatırım Genel Müdürü Atilla Pembeci ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi özellikle bireysel yatırımcılar ve algoritmalar arasındaki denklik üzerine konuşmuş ve burada dengenin nereden yana olduğundan bahsetmiştik. Elbette yatırımcılar açısından bakıldığında buradaki tabloyu biraz daha farklı bir boyuta taşıyabilecek olan çeşitli modeller var. Kimisi yatırım fonlarıyla burayı tercih etmeye çalışıyor. Kimisi model portföy takip ederek buradaki yatırımlarını belirli bir aşamaya getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada farklı enstrümanlar, farklı ürünler neler olabilir? Bir parça onun üzerine konuşalım. Evet. Esasında yatırım fonları bu alanda bayağı iyi. Yani biz alternatif yatırım olarak bizim bir portföy yönetim şirketimiz yok. Piyasada ki bütün yatırım fonlarını bir elekten geçirerek en iyileri üzerinden seçerek oradan bir o fonları kullanıyoruz ya da öneriyoruz müşterilerimiz için. Ve bunu stratejik olarak yapıyoruz. Bu bizim iş modelimizin önemli bir parçası. En iyi fonları seçip kullanmak. Ve buralarda esasında çok iyi yönetilen fonlar var. Normal trade etmek, günlük trade etmek kadar heyecanlı olmasa bile sahiden sonucu çok iyi oluyor yatırım fonlarına yatırım yapmak. Bir de ayrıca tabii yani en sonunda bu algoritmik modeller, hızlı trade etmeler, tabii o büyük kurumlar piyasadaki sığlığı da avantajlarına kullanarak belli bir dalgalanma yaratıyor. Ama esasında ille de bütün algoritmik modeller de bu şekilde kurgulanmıyor. Bizim mesela araştırma bölümümüzün yaptığı kısa vadeli hisse önerileri modellerimiz var. Tamamen algoritmik bazlı. Ve işte sonbaharda da yine algoritma tabanlı model portföyümüzü çıkarıyor olacağız. Yani esasında bu algoritmalarla bir şekilde küçük yatırımcıların ya da bireysel yatırımcıların da barışmasını ve onları kendi avantajlarına kullanmalarını sağlayacak yeni ürünler piyasada çıkıyor. Biz de esasında kendimizi bu alanda geliştiriyoruz. Şimdi aslında şöyle ilginç bir tablo oluyor. Normalde biz hani yatırımcılarda görmeyi çok istediğimiz ama göremediğimiz alışkanlıklardan bir tanesi rapor okuma mesela. Evet. Dolayısıyla hani temel araştırma yapan çok fazla kurum var. Bunlarla ilgili işte bence yeterli sayıda olmamakla birlikte rapor da çıkıyor şirketlerden. Fakat çıkan o raporlar yatırımcılar nezdinde de çok fazla kabul görüp okunup onların üzerinden bir yatırım stratejisi oluşturulmuyor. Dolayısıyla sizin model nasıl işleyecek orada? Algoritmalar oluştuğunda o model portföy için oluşan algoritmalar neyi baz alarak hareket ediyor ve oradaki işlem sürekliliği nasıl sağlanacak? Burada iki ana parçası var. Bir hisse havuzu seçimi, bir de ondan sonra bu seçilen havuzdaki hisse senetlerinin portföye giriş çıkış zamanlamasını şey yapacak. Bu hisse havuzu seçiminde sahiden temel tarafta yarattığımız
Yani yine temel analiz ve bileşenlerini kullandığımız bir model var. O bir kere o havuzu belirliyor. Yani bizim yatırım yapılabilecek hisseler havuzunu temel olarak belirliyoruz. Ondan sonra bu havuzdaki hisselerin ne zaman portföye girip çıkacağını da kullandığımız çeşitli momentum stratejilerini, bir parametrelerini bir araya getirdiğimiz farklı bir modelleme var. Ve onları kullanarak da bunların portföye giriş çıkış zamanlamasını şey yapıyoruz, buluyoruz. Ve ortalama hani buradan, ne kadar vadede değişiyor? Yani yaklaşık 2-3 haftalık şeyde, periyotta modelin içerisindeki hisseler değişebiliyor. Daha kısa da olabiliyor. Bazen çok hızlı hareket ediyor. Ama biraz daha uzun olabiliyor, ama ortalama 2-3 hafta. Peki burada şirket ölçeği üzerinde bir sınırlama var mı? Yani büyük mü, evet, küçük mü? Genelde yıldız pazar hisselerini kullanıyoruz orada. Yani esas ana havuzumuz yıldız pazar. Yıldız pazarın içerisinden bir temel analize dayalı bir daha küçük bir havuz. Ve o havuzun içerisinden de diğer modellerimizi kullanarak zamanlamayı bulmaya çalışıyoruz esasında. Olabildiği kadar mantıklı ve şey bir şey olması gerekiyor. Çünkü modeller esasında mantık üzerine kurulu ürünler. Peki ben şunu hep merak ediyorum. Yani borsa şu anda, yani Türkiye borsası zaten, İstanbul zaten geçmişten bu yana çok tartışılır bu. Her zaman sizin biraz önce söylediğiniz o mantık çerçevesinde hareket eden bir borsa değil. Değil. Ellerin hisseler üzerinde çok dolaşabildiği, zaman zaman irrasyonel hareketlerin çok fazla sergilenebildiği. Dolayısıyla son dönemlerde çok fazla duyuyoruz. Sadece duyum, içeriden duyum, evet, dışarıdan duyum, işte ön sezi diyelim yine tırnak içerisinde. Bunların hisse senedi performanslarında çok fazla etki yaratabildiği bir ortam var. Doğru. SPK burada elinden geleni yapıyordur eminim, ama gözetim mekanizması ne olursa olsun, hem algoritmik işlemlerin bu kadar artmış olduğu, hem yapının bu kadar komplike olduğu, hem de hisse senedi sayısının bu kadar arttığı bir ortamda, derinliği, likiditeyi otomasyonla ne kadar kontrol ederseniz edin, irrasyoneliteyi çok doğrudan bulma şansınız olmayabiliyor. O yüzden hani mantığa dayalı olarak oluşturulmuş modelleri, hı hı, zorluyor mu bu ortam? Esasında kullandığınız parametreler ve modelin içerisine giren bileşenler, bunları da göz önünde bulunduruyor. Yani hani uzaydan gelen bir bilgisayar mühendisi bu modelleri kurmuyor. Tamam, en sonunda bu piyasanın içerisinde yaşayan ve bu konularda tecrübe eden ve ondan sonra da backtestlerin de yine aynı piyasada, yani aynı potansiyel irrasyonaliteleri içeren piyasaya göre yapılıyor. Ve backtestler yapıldıktan sonra da bir sürede biz bunu sahiden ileriye dönük olarak da test ediyoruz. Yani esasında bütün bu şeyleri, nedir diye, irrasyonel fiyat hareketlerini de biz esasında o modelin içerisine katıyoruz. Bazı hisse önerileriniz winner oluyor, bazıları da loser oluyor. Ama burada önemli olan toplamda siz bütün bu şeylerin sonucunda piyasadan daha iyi bir, ya da endekslerden ya da belli benchmarklardan daha iyi bir getiri yaratabiliyor musunuz, yaratamıyor musunuz? Bizim amacımız bu. Şöyle çok fazla uçan kaçan şeyler peşinde koşmamak, ama sahiden ayağı yere basan bir hisselerde zamanlamayı doğru oturtarak yatırımcıların oralarda maksimum faydayı sağlamasına yardım etmek istiyoruz. Atilla Pembe, çok teşekkür ediyoruz bugün yorumlarımızı bizlerle paylaştığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Açık. Finans Merkezi'nin son bölümünde Global Ports Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'ın arkadaşımız Burak Karagöz'e verdiği bir mülakatla veda edeceğiz sizlere. Özellikle son dönemde yaptıkları yurt dışındaki liman alımlarından bahsediyor Sayın Mehmet Kutman ve önümüzdeki dönemde alabilecekleri farklı lokasyonlardaki limanlara dair de detayları paylaşıyor. Bu röportajda Finans Merkezi'ne son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın. Genel anlamda baktığımız zaman sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Şimdi sektör bir iki yıllık pandemiden çıktı. Gelirleri neredeyse tüm kruvaziyer şirketlerinin ve kruvaziyer limanlarının sıfır oldu. Onun yaraları
çok hızlı bir şekilde sarılıyor ama sarılmadı henüz, sarılmaya devam ediyor. Bunun çok güzel bir örneği de biz mesela bir rating girişiminde bulunduk. O ratingler inşallah yatırım yapılabilir rating çıkacak. Bu Türkiye'den çıkıp da uluslararası olan ve dünyanın en büyük kruvaziyer limanı olan piyasa payı Akdeniz'de %40, dünyada %15, yani her 7 kişiden biri bize geliyor. Yatırım yapılabilir bir şirket notunu alması çok 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 önemli tabii. Otomatikman bu finansman maliyetlerini de çok düşürüyor. Ama bundan daha önemlisi, Türkiye maalesef hak ettiği kruvaziyer sektöründen payı hiçbir şekilde alamıyor. Türkiye'ye gelen toplam kruvaziyer yolcu ayıydı 1,5 milyon falan civarındadır. Hak ettiği rakam 3 milyon ve üstüdür. Hatta 5 milyona yakın. Bugün baktığınız zaman sadece Pire Limanı'na 1,5 milyon yolcu gidiyor. İstanbul'da çok ciddi en az 4 gemilik bir kruvaziyer limanı lazım. İstanbul'da böyle bir liman yapıldığı zaman ondan sonra gelen bütün limanlar, Çanakkale, Kuşadası, Bodrum, Fethiye civarında bir liman, her ne liman varsa bu şeritte hepsine yolcu adetleri artar. Ama İstanbul, bir kere Türk Hava Yolları denen dünyanın herhalde en iyi hava yollarından biri var. En fazla noktaya uçan en azından. Dolayısıyla İstanbul'un mutlaka home port dediğimiz yolcunun inip bindiği bir liman olması lazım ki Türkiye kruvaziyer turizminden ciddi bir pay alabilsin. Ha, biz şirket olarak tabii çok ciddi pay alıyoruz. Çünkü dünyada yaygınız, 29 tane limanımız var. Yanılmıyorsam 15 ülkedeyiz. Yanılmıyorsam 18 ayrı ülke vatandaşı çalışıyor. 18-19 tane. Dünyanın en büyüğüz. Böyle de devam edecek. Yani her yıl en az 3-4 liman ekleyeceğiz. Şimdi yakın bir dönemde Nassau Kruvaziyer Limanı'nı yenilediniz. Karayiplerin kruvaziyer sektörü ve sizin için nasıl bir yeri var? Şimdi Karayipler tabii dünya kruvaziyer turizminin %35-40'ını alıyor neredeyse. Bu çok çok önemli. Ama benim için Nassau Limanı veya yurt dışında yaptığımız herhangi bir şeyin daha önemli bir yanı, Nassau'da yaklaşık olarak 300-330 milyon dolara kadar yatırım yaptık. Orada mesela gidiyorsunuz, seramiği görüyorsunuz ki ECA, inşaat şirketi Enka. 350 tane Türk çalışıyordu. Yani çok ciddi bir ihracat kaleminde oluyor aynı zamanda bu limanları yaparken. Aynı şeyi şimdi biz mesela San Juan'da yapacağız, San Lucia'da yapacağız. Karayipler tabii yani bir kruvaziyer liman operatörü olarak dünyanın en büyük pazarı. 35-40'la dolayısıyla oradaki büyümemizi devam ettireceğiz. İşte San Lucia'yı yeni ekledik. San Juan'ın imtiyaz sözleşmesini imzaladık. Herhalde 2 ay içinde devralmış oluruz. San Lucia'yı da 2 ay içinde devralmış oluruz. Onun haricinde çok önemli bir şey daha var. Bu pandemiden etkilenen kruvaziyer şirketlerinin elinde çok ciddi varlıklar var. Kara varlığı dediğim. Onlar da yavaş yavaş bu borç yüklerini azaltmak için 3'e 4'e katlandı. Yani dünyanın en büyük kruvaziyer şirketinin 35 milyar dolara yakın borcu var. Pandemi öncesi bu borç 17 milyar dolardı. Yani 2'ye katladı. Yavaş yavaş bu varlıkları satacaklar. Biz de bekliyoruz. Mehmet Bey, siz dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecilerinin en başında geliyorsunuz. Dolayısıyla maceraya da Kuşadası Limanı ile başladınız. Biz de şu anda Kuşadası Limanı'ndayız. 20 senelik bir süreç, neler söyleyeceksiniz? Bir kere öncelikle bu limanın alınmasında çok büyük rol oynayan bir eski ortağım Gregory Michael Keyes. 2. Sayın Erkun Döner, Tura Turizm. 3. Şu anda hala ortaklığımızın devam etti ve inşallah ömür boyu devam edeceği Erol Göker'e bu konuda çok teşekkür etmek isterim. Ama en önemlisi rahmetli Sayın Maliye Bakanımız Kemal Unaktan bu işe inandı. Sen bu işi becerirsin dedi. İhaleye girdik, açık bir ihaleydi. Kazandık ve aldık. Her şey burada doğdu. Aldığımızda da bir baktık ki burada ne terminal var, ne bir alışveriş var, otobüs yok, hiçbir şey yok. Felaket bir yerde. Normaldir de bu. Yani devletin elinde her şey kolay, iyi yönetilmiyor maalesef. Ve bu hale geldi. Bu da bence 20. yıl olmasına rağmen yolun yarısı. Allah kısmet ederse bu yolcu dedi ve İstanbul'daki liman, yeni kapıda bir liman yapılırsa buraya bir 3. iskele yapıp daha fazla yolcu çekeceğiz. Yanılmıyorsam Türkiye kruvaziyer turizminin %50'sine yakın bir yolcuyu Kuşadası alıyor. Orada devam eder bu. Ama her şeyi burada öğrendik. Çocukluğumuz burada geçti. Burada emeklemeye başladık. Buradan büyüdük işte. Mehmet Bey, Egeport Kuşadası neden bu konuda bu kadar ilgi görüyor? Allah vergisi diyelim. Efes burada. Meryem Ana burada.
Onun iki tane nedeni var. Yani başka da bir nedeni yok ama daha önemli nedeni yolcuların mutluluk, satisfaction dediğimiz mutluluk oranı %97 bu limanda. Bizim bazı limanlarda %85, ortalamamız %91-92 civarında. Yani dolayısıyla armatör memnun, acente memnun, yolcu memnun. Antik kentle Meryem Ana var civarında. Nedeni o. Başka özel bir nedeni yok yani. Bu yıl ne kadar gemi ve yolcu ağırlamayı hedefliyorsunuz? Tam rakamları bilmiyorum ama önümüzdeki sene 800-850 bin. Bu sene herhalde 700 küsur olur. 750 bine yakın olur. Burada benim ve özellikle Aziz Bey ve ekibinin ana amacı 1 milyon yolcuyu geçmek. İnşallah seneye olur ama seneye olmazsa ondan sonraki sene eğer Türkiye'deki huzur ve istikrar devam ederse mutlaka olacaktır. Şimdi Alaska'da ve Danimarka'da da liman işletmeciliğiniz var. Oralarda durum nasıl? Oralarda durum fena değil, iyi ama orada bildiğiniz gibi bir Rusya-Ukrayna olayından ötürü St. Petersburg limanı kapalı. Yani hiçbir kruvaziyer şirketi uğrayamıyor. O kapattı mı otomatikman Baltık'taki trafik azalıyor. Baltık'ta çünkü gidilecek bir Norwegian Fjord dediğimiz oraları var. Ama esas St. Petersburg. Dolayısıyla orada trafikte düşüş var. O düşen trafik Akdeniz'e kaydı ciddi bir kısmı. Kanarya Adaları'na kaydı yaz trafiği ciddi bir kısmı. Ama orada da zannediyorum bir veya iki limanı önümüzdeki iki haftada açıklamış oluruz.